Zaten gergin olduğu bir süreçte hem AB hem ABD ile yapıldı daha doğrusu bu ziyaret. Sadece Türkiye'de devlet veya hükümet yetkilileriyle görüşme olmadı. Bir takvim uyuşmadığına dair iki taraftan da açıklamalar geldi ama siz ne gözlemliyorsunuz, yorumlarınız nedir, buyurun. Şimdi çıtayı oldukça yükseğe koymuş gibi gözüküyor Pompeo. Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini ve Erdoğan'ın programının uymadığını, bu yüzden bir görüşme gerçekleşmediğini söylüyorlar. Ama tabii bir mevkidaşlık durumu var. Çavuşoğlu'yla görüşebilirdi ama Çavuşoğlu'yla da görüşmek için kendisini İstanbul'a çağırmış Pompeo, böyle bir bilgi vardı ve Çavuşoğlu da bunu kabul etmemiş. Çünkü bu bir tabii ki şey oluyor, yani ayağınıza çağırmak gibi bir durum oluyor. Bu nedenle de hiçbir yetkiliyle görüşülmüyor bu ziyarette. Tabii bu durum aslında bu kadar basit değil. Burada bir mesaj verilmeye çalışılıyor karşılıklı olarak. Ve aslında Pompeo'nun da Trump'tan biraz daha da farklı bir aslında dış politika çizgisi var. Mesela Çin'e karşı da bu dönemde sert açıklamalar yapıyor. Bir anlamda Pompeo Trump'ın ikinci dönemine hazırlanırken, kendisi çünkü bu yönde de açıklamalar yapmıştı, biraz kendi dış politika çizgisini de son zamanlarda sergilemeye gayret ediyor. Ve tabii Trump'ı desteklemesinin de karşılığını almaya çalışıyor. Macron'la yaptığı görüşmede dikkat çeken bazı ifadeler vardı. Ortak bir tavır oluşturulmalı gibi bir ifade kullanıldı AB ve ABD'nin Türkiye'ye karşı. Hem bu ortak tavır ne anlama geliyor olabilir, neler içeriyor olabilir, hem de bu ilişkileri, son dönemdeki gerilimleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii burada Macron'la görüşmek ve özellikle Macron'un Türkiye ile ilgili negatif mesajlarına destek veriyor olmak aslında Pompeo açısından biraz da Trump yönetiminin bu ikinci dönemi. Hep onların kafasında o var çünkü. Ona karşı da bir hamle. Sadece Türkiye'ye karşı değil, ya yani ona karşı derken onu destekleyen daha doğrusu bir hamle. Türkiye aslında Türkiye'ye karşı çıkmak veyahut da işte AK Parti'nin dış politika çizgisine, Erdoğan dış politika çizgisine karşı çıkmanın ötesinde aslında bilindiği gibi Macron Biden'ı tebrik edenler, ilk tebrik edenlerden biriydi. Şimdi aslında Pompeo bir anlamda Macron'u, Avrupa'nın da lideri gibi gördüğü Macron'u yanına çekmeye çalışıyor. Trump yönetiminin ikinci dönemi için destek aramaya çalışıyor. Bu Amerika'nın iç işleriyle de ilgili bir hamle. Bunu unutmamak lazım. Ama tabii bir aynı zamanda Avrupa'ya da bir mesaj bu ve tabii Türkiye'ye. Yani artık bundan sonra Türkiye'nin dış politikasında Amerika'nın çok yardımcı olmayacağı, Trump yönetiminin de öyle çok yardımcı olmayacağı, hatta belki Biden yönetimi de bu anlamda o tercih edilmeyen ve sevilmeyen Biden yönetiminin belki çok daha tercih edilecek tarafı olabileceği ortaya çıkıyor. Çünkü Biden yönetimi Türkiye ile arası ne kadar kötü olursa olsun veya negatif mesaj vermek istesin asla böyle bir şey yapmazdı. Burada açıkça alenen tabii bir aşağılama var Amerika tarafından baktığımızda. Görüşmemek, işte yani bütün 7 ülkeye gidiyorsunuz. Ondan sonra bir tekinde devlet yetkilileriyle görüşmüyorsunuz. Üstelik de yani negatif mesaj üstüne mesaj. Yani şimdi burada patrikhaneyle görüşüyorsunuz. Tamam, bu aslında zaten yapacakları bir şey belki, yapılacak bir şey. Sonra işte bir de bir dini boyuta işte sadece Ortodoks Hristiyanlık ve o tarafta kalmasın. İşte Ayasofya üzerinden aynı zamanda bu Ortodoks dünyasına mesaj vermek bir yandan, yani İstanbul'da bir Ortodoksların gönlünü almak gibi bir işin o tarafı var. Sonra Rüstem Paşa Camii'ne gidiyorsunuz. Hani orada da cami boyutu Müslümanlara da bir mesaj verilmiş sözde oluyor. Ve ondan sonra da Ankara'nın Vatikan Büyükelçisi'yle görüşüyorsunuz. Yani bunları topladığımızda aslında Türkiye'de negatif mesaj vermek için halka ve iktidara daha fazla, daha enteresan bir program yapılamazdı. Yani burada tabii sıkıntılı bir durum var. Diğer 7 ülkedeki, yani toplam diğer 6 ülkedeki ziyaretleri de göz önüne alırsak, orada hep devlet yetkilileriyle görüşülüyor, her şey bambaşka. Bunu tabii ilginç bir mesaj olarak yorumlamak mümkün.
Bu dini mekanları ayrıca tabii biz de sormak istiyorduk, siz yanıtlamış oldunuz biz sormadan. Biraz önce Trump'ın ikinci dönemine hazırlık dediniz, bir yandan da veda turu adı altında yapılıyor bu ziyaretler. Bir Amerikan iç siyaseti olduğunu vurguladınız, belki biraz daha gündemden oraya gitmiş olacağız ama buna dair de son dönemdeki gözlemlerinizi rica edelim sizden, yorumlarınızı rica edelim. Hem bir veda turu meselesi söz konusu hem de ifade ettiğiniz tarzda bir yaklaşım, buyurun. Veda turu mu yoksa koltuğa yapışma turu mu pek bilemiyorum. Yani Trump'ın hakikaten bırakmaya niyeti yok çünkü. Bu geçiş sürecini en azından komplike edebileceği kadar, karmaşıklaştırabileceği kadar karmaşıklaştıracağı gözüküyor. İşte Biden ekibine normalde işte geçiş için bir takım fonların transfer edilmesinden, İşte bütün bu yönetimin devri, yani Aralık ayının aslında bir yönetim devri ayı olması gerekiyordu. Halbuki Trump'ın kendi koltuk mücadelesini ve seçim mücadelesini sürdürdüğü bir ay olacağı benziyor ve işlerin iyice gecikeceği ortaya çıkıyor. Bu durumda tabii ki Pompeo'nun bu ziyareti ve genel olarak bu turu da dediğim gibi aslında Trump'ın ikinci döneminde. O dönem tabii olur mu olmaz mı ne olur o tartışılır. Ama Trump'ın ikinci döneminde herhalde bu işte dış politikanın nasıl olacağının bir adeta test yayını gibi bir şey. Biraz öyle bir durum söz konusu. Peki, sizin öneye çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız Ben için. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.